Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri canlılar ve insan nasıl var oldu sorusuna sözde bilimsel, hayali hikayelere dayalı bir yanıt öne sürdü. Doğanın içinde cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü türeten bir mekanizma olduğunu iddia etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı. 19. yüzyılın sonlarında ateistler kendilerince her şeyi açıkladığını sandıkları bir dünya görüşü oluşturmuşlardı. Büyük bir cehaletle evrenin yaratılmış olduğunu inkar ediyor, buna karşı evren sonsuzdan beri vardır, başlangıcı yoktur diyorlardı. Evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu olduğunu ileri sürüyor, kainatta hiçbir amaç bulunmadığını iddia ediyorlardı. Canlıların ve insanların nasıl var olduğu sorusunun Darwinizm tarafından açıklandığını sanıyorlardı. Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkheim, psikolojinin ise Freud tarafından ateist temellerde açıklandığını zannediyorlardı. Oysa bu görüşlerin her biri 20. yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkıldı. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgular, ateizmin tüm varsayımlarını temelinden çökertti. Ünlü Amerikalı yazar Patrick Green, "Allah'ın Delilleri, Sekülerizm Sonrası Dünyada İnanç ve Aklın Uzlaşması" isimli kitabında bu konuda şu yorumu yapar. Geçen 2-10 yılın araştırmaları, daha önceki neslin seküler ve ateist düşünürlerinin Allah hakkındaki tüm varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. Bilim ve inanç arasında geçen bir asırlık büyük tartışmanın ardından şu ana kadar konumlar tamamen altüst olmuş durumda. Günümüzde somut deliller çok güçlü bir şekilde Allah inancını desteklemektedir. Kozmoloji, yaratılışın keşfedilmesi. 20. yüzyıl biliminin ateizme vurduğu ilk büyük darbe kozmoloji alanında oldu. Sonsuzdan beri var olan evren iddiası yıkıldı ve evrenin bir başlangıcı olduğu, bir başka ifadeyle yoktan yaratıldığı bilimsel delillerle ortaya çıktı. Sonsuzdan beri var olan evren fikri ilk kez eski Yunan'daki ateist düşünürler tarafından ortaya atılmıştı. Bu düşünceyi yeni çağda ilk kez savunan kişi 18. yüzyılın Alman düşünürü Immanuel Kant oldu. Kant, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ve bu sonsuzluk içinde her olasılığın gerçekleşebileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiası sadece varsayımlara dayanıyor, hiçbir bilimsel veri içermiyordu. 19. yüzyıldaysa evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olmadığı şeklindeki bilim dışı iddia geniş bir kabul görür hale gelmişti. Oysa bilim çok geçmeden evrenin bir başlangıcı olduğunu kanıtlayacak. Bu kanıt Big Bang, yani büyük patlama teorisinden geldi. Big Bang teorisine bir dizi keşif sonunda varıldı. Amerikalı astronom Edwin Hubble 1929 yılında evrendeki galaksilerin birbirlerinden sürekli olarak uzaklaştıklarını ve dolayısıyla evrenin genişlemekte olduğunu fark etti. Genişleyen bir evrenin içinde zamanla geri gidildiği takdirde tüm evrenin tek bir noktadan başladığı sonucu ortaya çıkıyordu. Astronomlar bu tek noktanın sonsuz bir çekim gücü ve sıfır hacme sahip metafizik bir durum olduğu gerçeğiyle karşılaştılar. Madde ve zaman bu hacimsiz noktanın dışarıya doğru patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Bir başka deyişle evren yoktan yaratılmıştı. Big Bang teorisi materyalistleri rahatsız etmesine rağmen somut bilimsel bulgularla desteklenmeye devam etti. Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki bilim adamı 1960'lı yıllarda yaptıkları gözlemlerle bu patlamanın radyoaktif kalıntılarını tespit ettiler. Aynı gerçek 1990'larda COBE, yani kozmik fon tarayıcısı adlı uydu tarafından belirlenen radyoaktivite göstergeleri tarafından da doğrulandı. 2000'lerin başında uzaya gönderilen bumerang balonundan geçirilen veriler de COBE'nin ulaştığı bilgileri teyit etti. Big Bang'in ispatı materyalist fikri yerle bir etti ve bu sebeple de en çok ateist materyalist bilim insanlarından tepki gördü. Uzun yıllar boyunca ateist olan ancak sonradan Allah'ın varlığına iman ettiğini söyleyen Anthony Flew, ateist olduğu dönemde
Big Bang'le ilgili ilginç bir itirafta bulunur. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir.